Bölüm 16. Kurnaz Kahya. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası varmış. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edilmiş. Efendisi kahyayı çağırıp ona, "Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin," demiş. Kahya kendi kendine, "Ne yapacağım ben?" demiş. "Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum." Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırmış. Birincisine, "Efendime ne kadar borcum var?" demiş. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığını vermiş. Kahya ona, "Borç senedini al ve hemen otur. 50 ölçek diye yaz," demiş. Sonra bir başkasına, "Senin borcun ne kadar?" demiş. 100 ölçek buğday," demiş öteki. Ona da, "Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz," demiş. Efendisi de dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övmüş. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Servet ve güvenilirlik. Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven Ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa'yla alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Gök ve yerin ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen her adam zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Dilenci ile zengin adam. Zengin bir adam varmış. Mor renkli ve ince ketenden giysiler giyer. Bolluk içinde her gün eğlenirmiş. Buna karşılık her tarafı yara içinde olup bu zenginin kapısının önüne bırakılan Lazar adında yoksul bir adam zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atarmış. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalarmış. Bir gün yoksul adam ölmüş. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürmüşler. Sonra zengin adam da ölmüş ve gömülmüş. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı görmüş. "Ey babamız İbrahim, acı bana," diye seslenmiş. "Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum." İbrahim, "Oğlum," demiş, "yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik sizinle bizim aramıza öyle büyük bir uçurum yerleştirilmiştir ki ne buradan size geçmek isteyenler geçebilir, ne de oradan kimse bize geçebilir." Zengin adam şöyle demiş. "Öyleyse baba, sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var.
Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler demiş. Zengin adam, hayır İbrahim baba, dinlemezler demiş. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar demiş.